bin Suriyeli kayıp demişti. Bu büyük skandalın ardından biz onlara e-posta gönderdik. Ne demişti? Yok, e-posta gönderdik demiyor. Mesaj gönderdik diyor. Şimdi mesajı nasıl gönderildiği belli değil. Yani e-posta mı, kısa mesaj mı, adrese tebligat mı? Ama mesaj göndermişler. Gönderdiğimiz mesajlara da yanıt aldık dedi İçişleri Bakanı. Bir kısmı kendisinin adresini güncellemiş. Bir kısmı güncelleyeceğiz diyerek randevu almış. Bir kısmı hala kayıp. Onlar için de son 60 gün sanıyorum. Bir bakalım İçişleri Bakanı'nın açıklamasına. Hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de kayıtlı 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını açıklamıştı. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin tamamının adres tespitlerinin yapıldığını bildiren Yerlikaya, adreslerine ulaşılamayan veya adreslerini güncellemeyen 396.738 Suriyeli kaldığını açıkladı. Yerlikaya bu kişilere son bir kez süre tanıyacaklarını söyledi. Durumunda hissedilen... Sabaha röportaj veren Bakan Yerlikaya, kayıp Suriyeliler ve mülteciler hakkında konuştu. Adres bildirmeyen 396.738 Suriyelinin taranacağını söyleyen Yerlikaya, ne zaman geçici koruma kimlik kaydını aldıklarına bakılarak sınıflandırma yapılacağını açıkladı. Avrupa Birliği Göç İdaresi Frontex'in Suriyeli açıklamasına göre Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlardan 996 bin Suriyelinin son 5 yılda Avrupa'ya geçtiğini belirten Yerlikaya, Türkiye'de izi bulunamayan kişilerin de Avrupa'ya geçtiğini söyledi. Tek tek sayıyoruz, Türkiye'de net ne olduğunu biliyoruz diye konuştu. Bunların tamamı... Türkiye'de 2 milyon Afrikalı olduğu iddiasına deli saçması diyen Yerlikaya, son 5 yılda 6 milyon 620 bin Afrikalı ülkemize gelmiş, 6 milyon 445 bini çıkış yapmış dedi. Yerlikaya şunları söyledi. 142.423'ü ikamet izni ile kalan Afrikalı öğrenci, iş insanı, diplomat vesaire. Vize süresi devam edenler 7.302. Geriye kalan 25.109'u da kayıp. Avrupa Birliği Göç İdaresi Frontex diyor ki Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar üzerinden son 5 yılda 85 binin üzerinde Afrikalı geldi. O 25 bin işte bu Afrikalılar. Ben Sayın İçişleri Bakanı'na büyük bir samimiyetle sormak istiyorum. Yani yanıtını istediğim bir soru. Bir önceki zaten kayıp, 729 bin Suriyeli kayıp haberini verdiğinde onlar yine bir adres bildirmişler ve adreslerinde bulunamamışlardı. Sorunun da tüm ülkede yaşayan vatandaşların kayıtlı olduğu Mernis sisteminin dışında Göç İdaresi'nin ayrı bir sistemde bu adresleri kaydetmesi olduğu anlaşılmıştı. Yani siz Suriyeli olarak geldiğinizde hangi adreste oturuyorsun dedi diye sorulduğunda bir adres veriyorsunuz. Mesela İçişleri Bakanı'nın adresini veriyorsunuz ama o adresi verdiğinizde karşınızda bu adreste biri oturuyor mu? Bu adreste oturma imkanı var mı yok mu? Bunu kontrol etme imkanınız yok. Yani at gitsin. İnternetten bak ya da bir mahalle bir sokak. Çok klasiktir ya. Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi de ver adresi yani. Tutar ya. Yani. 81'in hemen her yerinde bir Atatürk Mahallesi, bir Cumhuriyet Caddesi bulursunuz. Şimdi bu sistem değişti mi? Adreslerini güncellediklerini söylediğiniz Suriyeliler ki onlara nasıl ulaştıysanız, yani adreslerinde bulamadığınız bu Suriyelilere nasıl ulaştınız onu merak ediyorum. Acaba verdikleri yeni adreslerde ikamet ediyorlar mı? Bunu kontrol edecek mekanizma var mı? O adreslerde kaçar kişi yaşıyor? Yani bunu Mernis sistemiyle entegre hale getirecek misiniz? Ve benzeri daha pek çok soru. Neyse. Şimdi dün ekrana getirmiştik. Bir fizik bölümünden mezun ya da başka bir bölümden mezun. Gerçi sonrasında bazı hayır fizik bölümünden mezun değil diye mesajlar da gördüm. Ama profesör olduğu kesin. Özellikle YÖK sistemine de girdim. Yani akademik çalışmalarına da baktım. Profesör, ben fizikte 1.75 eksi netle fizik sorularında fizik bölümüne kaydoldum. Bakın eğitim sisteminin, bu sınav sisteminin çarpıklığı diyerek bir mesaj paylaşmıştı. Bugün YÖK'ten açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama geldi.
Şimdi haberi bir izleyelim, YÖK'ün açıklamasını. Sonra şu dezenformasyonla mücadele merkezinin açıklamasına da bakalım. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nin dezenformasyonla mücadele merkezinin kuruluş esaslarının anayasaya aykırı olduğu yönündeki değerlendirmesini hatırlatmış olayım ben yine de. Konuyla pek ilgisi yokmuş gibi görünse de var. Çünkü bence burada dezenformasyonla mücadele edelim derken bir kişiye ait, belki de o kişinin bilmemesini istediği bilgiler de paylaşılmış. Sonuç 1.75 değilmiş, 0.50'ymiş. Yani eksi 1.75 değil de 0.50'ymiş. Yani yalanlayalım derken aslında bir kez daha eğitim sistemi ve sınav sisteminin ne hale geldiğini ortaya koyuyor. Hem YÖK'ün açıklaması hem dezenformasyonla mücadele merkezinin açıklaması. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkat çekici bir paylaşım gündeme geldi. Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara, sınav sistemindeki çarpıklığı göstermek için YKS'ye girdi. Özkara, eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleştiğini duyurdu. Sosyal medyada büyük tepki çekince Yükseköğretim Kurulu bir açıklama yaptı. Eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığı belirtildi. İlgili profesörün kamuoyunu yanıltmaya çalışırken söylediği gibi eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşilemez. İlgili kişinin alan yeterlilik testi matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, temel yeterlilik testi Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, Türk dili ve edebiyatı tarih ve coğrafyadan 15 neti, yani puanın hesaplamasında kullanılacak toplam 55.75 neti vardır. Açıklamada adayın puanı hesaplanırken TYT puanının %40'ı, AYT'nin ise %60'ı alınarak hesaplandığı ve adayın yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade edildiği vurgulandı. Fizikte başarılı olamayan bir adayın, sayısal türün diğer alanları olan matematik, kimya ve biyoloji çözerek başarılı olabileceğinin unutulmaması gerektiği söylendi. Bu sistem yeni bir sistem değil, uzun yıllardır uygulanan bir sistemdir. Herhangi bir aday bu netlerde sadece fizik bölümüne değil, matematik, biyoloji veya sözel programlarına da yerleşebilir. Topladığınız netler herhangi bir program için toplanmış değildir. O puan türünde hangi programlar öğrenci kabul ediyorsa o programlara müracaat edilebilir. Açıklama. Neyi açıklamış? Yani bizim sınav sistemimiz zaten baştan aşağı saç.